Samet Gül adlı 12 yaşında bir öğrenci aynı okulda öğrenci olan ama yaşları büyük olan bir Suriyeli çeteleşmiş grup öğrenci tarafından saldırıya uğramış, darp edilmiş ve bu darp edilme neticesinde ne yazık ki hayatını yitirdi. Bu cinayetin birinci sorumlusu hiç şüphesiz bu cinayeti işleyen ve bugün tutuklanmış olan çocuktur. Ancak bu çetelerin okullar içerisinde böyle pervasız hareket etmesini engellemeyen, çocukları itip kakmasını, dövmesini, haraca kesmesini engellemeyen okul müdürü de suçludur. Milli Eğitim Müdürü de suçludur, ilçe Milli Eğitim Müdürü. İl Milli Eğitim Müdürü de suçludur. Ve tabii ki 13 milyona yakın sığınmacı ve kaçağın bu ülkeye gelmesini ve Türkiye'de kalmasını önünü açan AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da suçludur bu cinayette. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu cinayette suçludur. Şimdi kenara seçildi, çekilip ben yapmadım, ben yapmadım diye mızmızlanan Suriye politikasının mimarı Ahmet Davutoğlu da suçludur. Bu üç siyasi sorumlunun şu ana kadar çocuğunu kaybeden aileden özür dilediğini duymadık. Biz Zafer Partisi olarak bu davanın takipçisi olacağız. Bu okula Samet'in adının verilmesi için girişimde bulunacağız. Bu cinayetin unutulmamasını istiyoruz. Ve bundan sonraki cinayet girişimlerinin de önünü alacak şekilde okullardaki çetelerin derhal dağıtılması ve bunlara karşı sert önlemler alınmasının da takipçisi olacağız. Yeter artık. Anneler çocuklarını okula yolluyorlar ve okuldan öldü haberi geliyor. Öldürüldü haberi geliyor. Kızlar sokakta, kadınlar sokakta rahat dolaşamıyorlar, taciz ediliyorlar. Bu sığınmacı ve kaçak terörünün artık bitmesi ve hepsinin vatanlarına geri dönmesi gerekiyor. Biz Zafer Partisi olarak Türk milletine söz veriyoruz. Bir sene içinde bütün sığınmacı ve kaçakları vatanlarına yollayacağız. Önümüzdeki seçimler Türkiye'nin Göçmenistan mı olacağı yoksa Türkiye olarak mı kalacağının kararının verileceği seçim olacak. Biz bu basın açıklamasını arkamızda genç kardeşimizin öldürüldüğü okulun önünde yapmak istemiştik. Ancak gördüğünüz gibi barikatla yol kapatılmış. Kim kimden korunuyor merak ediyorum. Keşke bu barikatlar sınıra konulsaydı da bu çocukları öldüren çeteler Türkiye'ye hiç giremeseydi. Bu yanlış yerde konulmuş bir barikat. Bu barikat Türk milletini korumuyor. Bu barikat Türk milletinin egemenliğini sınırlandırmak için konulmuş bir barikat. Bu barikat Türk çocuklarının haklarının savunulmasını engellemek için konulmuş bir barikat. Bu barikatı koyan zihniyet aynı zamanda Türkiye'yi 13 milyon sığınmacı ve kaçakla dolduran zihniyet. Hangi zihniyet olduğunu herkes biliyor. Ve yeter artık.
baskıyla, zorbalıkla, konuşmayın bu konuları diyerek Türk milletinin bu konudaki iradesini, Zafer Partisi'nin temsil etmesini engelleyemezsiniz. Anayasaya aykırı bizi Hatay'a sokmak istemediniz. Ezdik ve geçtik, girdik Hatay'a. Bizi Kilis'te Cilvegöz sınır kapısına sokmak istemediniz. Orada da ezdik ve geçtik. Bizi Afyon'da otelden çıkarmak istemediniz. Orada da ezdik ve geçtik. Çünkü biz Türk milletinin iradesini temsil ediyoruz. Ve temsil etmeye de devam edeceğiz. Yaralanan Türk çocuklarının yanında olacağız. Sığınmacılar tarafından, kaçaklar tarafından öldürülen Türk çocuklarının haklarını savunacağız ve savunuyoruz. Türkiye'nin her yerinde davalara Zafer Partisi'nin avukatları giriyor. Aileler polisten önce Zafer Partisi'ni aramaya başladılar bu tür saldırılarda. Buradan şimdi geçeceğim ve aileler, aileye başsağlığı dileyeceğim. Olayı sonuna kadar takipçisi olacağız. Bizim şimdi dönüp arkadaki okula gitmemizi engelleyen bu barikat var ya arkadaşlar. Bu barikat bir Türk çocuğunun öldürülmesini engellemedi. Bu barikat burada olduğu için bu çocuk öldürüldü zaten. Bu barikatı koyan zihniyet Türk çocuklarını koruyamayan zihniyettir. Bu barikatı koyan zihniyet Türk çocuklarının ve Türkiye'nin haklarını savunan, Türk insanlığının haklarını savunan Zafer Partisi'nin öne gelen barikattır. O barikatı kimlerin koyduğunu biliyoruz. Zamanı geldiği zaman da siyasi olarak bunun hesabını her birinden tek 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 soracağız. Bravo.